Uzaylı filmleri yönetmenlerini en çok zorlayan filmlerden olmuştur. Fincher, Alien'ın en zor filmi olduğunu söyler. O yüzden insanı insana, uzaylıyla insanca anlatmaya çalışan Müjdat Gezen'in hakkını yemeyelim dedik ve uzaylı serimize Homo T'yi biraz daha detaylıca anlatarak devam etmeye karar verdik. Çünkü Homo T neydi? Homo T emekti. 70'lerde gittikçe politikleşen tiyatrolar 80 darbesinden sonra aşırı denetim ve yasaklamalara maruz kalmış, bazı sahnelerde provalar dahi denetlenir olmuştu. Politik oyunlarsa resmi ve gayri resmi emirlerle tamamen engellenmişti. Bundan payını alan kabareler ilerleyen dönemlerde kaset ve televizyonlarda sinema görünümü altında kerhen tiyatro yapmaya yöneldiler. Ve buna da alıştılar. Homo T de işte bu filmlerden biri. Darbe sonrası normalleşmenin etkilerini de eleştirilerinde görebiliriz. Kendi gezegeninde bir kaçak olan Homo T, Müjdat Gezen'in deyimiyle yumuşak, iyi huylu bir uzaylı. Yalnız filmde Homo T'nin fiziksel güç kullanmamasına rağmen köpükten yapılma taşı ezip suyunu çıkarması bize ne anlatıyor emin değiliz. Aslında iki boyutlu dekorları, yalan, dostluk ve demokrasi gibi konular üzerine gelişen diyaloglar ile Homo T tam bir tiyatrocular dönemi filmi. Amerikalılar yıldız savaşları için uzayı silahlandırıyorlar. Oysa ben hiç savaş sevmem. Bu nedenle buraya kaçtım. Gel gelelim, 87'de çekilince bu geç dönem filmi izleyenler için parodiye yatkınlığıyla ünleniyor. Yurt dışındaki izleyiciler film için altyazı bulamazken kendilerince senaryo üretmeye başlıyorlar ve baktığımızda İngilizce, İspanyolca, Hintçe, Urduca gibi birçok dilde senaryodan bağımsız altyazılı videolar görebiliyoruz. Homo T filminden akılda kalacak, yani bizim için en vurucu sahnelerini de size şöyle anlatabiliriz. Başlangıç olarak habercilere yaptığı eleştiriyle Ali'nin yaptığı İstanbul'da balina görüldü haberi bulunmakta. İstanbul boğazında Kız Kulesi açıklarında balina görüldü. 20 metre boyundaki dev balina İstanbullular üzerinde büyük heyecan yarattı. Sonrasında Homo T'nin Ali'yi etkileyici haberler verebileceğini ikna etmek için dönemin bilgisayarlarında üretilmiş 8 bitlik kart oyunları ve iç içe geçen prizmalar göstermesi var. Uçan halıyla İstanbul'a gelen Arap Şeyhi haberi yine iki boyutlu mükemmel bir montaj. Homo T'nin Hatice'yi, kuzeni E.T. ya da daha bilinen adıyla tuşuna basınca gözlerinden ışık çıkaran uzaylı anahtarlığıyla görüntülü konuşturması ve en dramatik olanı Ayşegül'ün çantasından aldığı rujla Ali'ye güzel görünmeye çalışan Homo T'nin yatak odasından gelen kahkaha seslerini duyup ağlayarak gezegeni terk etmesi. Homo T'yi Türk sinemasındaki uzaylı filmleri serimizdeki ilk sıraya koyuyor, arkadaşlarla otururken izlenebilecek bu filmin tanıtımını da Asparagas haberciliğin filmdeki tanımıyla sonlandırıyoruz. Sahi şu asparagas ne demek oluyor? Gazete haberciliğinde bir deyim. Uydurma haber demek. Yıllar önce bizim arkadaşlardan biri birkaç tane acayip kılıklı genç toplayıp bir arsada resimlerini çekmiş ve Los Asparagas topluluğu geldi gibi bir yalan haber yapmış. Bu nedenle her yalan habere asparagas denir olmuş o günden sonra.